Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinizin günü hayırlı ve bereketli olsun. Bugün dağ evimiz için gerekli olan malzemelerimizi artık yavaş yavaş çıkarıyoruz. Tabii öncelikle ihtiyacımız olan su bidonu ve çatımızın üstüne kuracağımız oluk sistemini ve halının altına sereceğimiz köpüğümüzü de aldık. İnşallah artık dağ evimizi de güzel bir düzene koyacağız. Öncelikle malzemelerimizi çıkarmamız gerekiyor. Onun için de bir hafta sonra bir yağmur yağışı gösteriyor. İnşallah yağmurun yağmasıyla beraber bidonumuza suyumuzu da temin edeceğiz diye düşünüyorum. Tabii bunları çıkarmak için bugün en azından 10 yerde mola verdik. Çünkü yüklü malzeme olduğu için bayağı da yoruluyoruz. İnşallah bu malzemelerimizi çıkardıktan sonra çayımızı da yemeğimizi yapacağız. Tabii bunların kurulumunu daha sonraya bırakacağım. Sadece halının altındaki köpüğü serip diğerlerine daha malzeme ihtiyacı var. Onları da getirdikten sonra tekrar kuruluma başlayacağım artık. Daha evimize de az kaldı. Tabii bizim çıkmamızla beraber şu anda saat öğlenin biri oldu arkadaşlar. Kış saatinin de gelmesiyle beraber havalar da erken kararıyor. Bugünlük mecburen malzemelerle uğraştığımız için geç kaldık. Şimdiden hepinize iyi seyirler olsun. Evet, burada da tekrar mantarlarımız. Tabi yorumlara siz daha önce belirtmiştiniz arkadaşlar yeniyor diye. Bizim köyde de bunları yemiyorlarmış. Aynı mantarlardan da bayağı çok da karşılaşıyoruz. Böyle dibine doğru ender baba mantarın suyuna kırışına doğru. Böyle. Bunları köyümüzde de sorduk. Belki sizin o mevkilerde yeni mantar olduğu için yiyebiliyorsunuzdur ama bizim buralarda bunları da yemiyorlar arkadaşlar. Yenmediği için de ormanın her tarafında toplanmayan bu mantarlar şu anda kurumuşlar artık. Her taraf bu şekilde mantar dolu. Evet, şu anda dağ eriklerinin olduğu yerdeyiz. Bir önceki videomuzda dallarından erikleri indirdiğimiz ağacımızda şu anda hiç erik kalmamış arkadaşlar. Yerlerde de birkaç tane erik kalmış. Gördüğünüz gibi bu alan komple erik vardı. Şu anda bunlar da muhtemelen yeni düşmüşler. Artık 8-10 tane eriğimiz var. Tabi biraz da havaların ayaz gitmesiyle beraber ayazı da yedikten sonra aroması daha öncekine baka daha güzel olmuş. Bunları da test edelim. İnşallah seneye bu bölgemizdeki eriklerden toplayıp bunların reçeli de güzel oluyormuş. Alanya'da bir ustamız var. Sayın Abdullah ustamız. Onların
bilgisinden de faydalanarak bunlardan reçel yapmayı da düşünüyorum inşallah. Evet, yorucu bir gün geçirdik. Bugün tekrar şükürler olsun malzemelerimizi de dağ evimize kadar getirdik arkadaşlar. İnşallah havalarımızın da yağışlı gitmesiyle su bidonumuzu da dolduracağız. Evet, dağ evimize de geldik. Şöyle sizlerle beraber manzarayı biz de izleyelim. Tabi sonbaharında gelmesiyle ağaçların yeşil ve sarı renge bürünmesi de doğaya ayrı bir güzellik veriyor. İnşallah oruk sistemimizi kurduğumuz zaman şu aradan bir yerden arkadaşlar boruyu içeri getireceğiz. Su bidonumuzu da içeride dışarı çıkarmayacağız. Çünkü dışarıda durduğu zaman su donuyor ve bidona da çatlatmasına neden olur. O yüzden bidonumuzun da dolumunu evde sağlayacağız inşallah. Evet, bu çatımıza da yeni bir tane üst kapak getireceğiz arkadaşlar, yaptıracağız. Tabi bu kırılmış, 93-95 yaptırdık mı şöyle şuraya kadar yeter herhalde. Biraz daha yükselteceğiz değil mi? Evet. Ondan sonra buraya vuracağız onu. Altına baştan bir sedir gibi bir şey yapacağız. Çamurla sıvayacağız. Biz öncelikle suyu doldurmaya, dışarıdaki gelen buraya şuranın içine saldığımız zaman değil mi? Evet. Değil. Ondan sonra dolacağız aşağıya. Evet, şuradan penceremizin üstünden çamurla sıvadığımız yerden boru girişinde yapacağız arkadaşlar. Buraya da bidonumuzu bu şekilde ayarlayacağız. Tabanına biraz taştan sedir. Sobamızı da tabi şöyle yarım metre falan geriye alacağız inşallah. Ondan sonra suyumuzu da burada kullanmaya başlayacağız. Tabi buradan da küçük penceremiz var. Buranın da manzarası ayrı güzel arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. İnşallah su sorunumuzu da bu şekilde çözeceğiz. Tabi burada ilaç türü şeyler bulunduruyoruz. Bu ilaçların kokusuna da yılan türü, fare türü şeyler girmiyor. Hafif küf kokusu var. İçine tel de atıyoruz bunları. Bunlardan olduğu için içeride bu kokudan rahatsız oluyorlar. Ekstra buraya soğan da sarımsak suyu ıslamıştık. Uzun zaman gelmeyince tabi bunlar da kurumuş. Soğan ve sarımsak kokusunu da sevmiyorlar. Evimizin içinde tamamen rahat olmamız için düzenlemeleri de yapmaya çalışıyoruz. Thank you.
şekilde oradan su akımı olur herhalde orada, değil mi? Olur baba. Tabi dobayı da biraz kenara alacağız. En azından 40 santim, 30 santim veya 50 santim geri aldığımızda çeşmemizde bu sekmanın üstünde taş sedir yapmaya kalmadan kullanırız inşallah. Buradan da içeriye nakil borumuzu getireceğiz inşallah. Bugünlük çalışmalarımız bu kadar, yeterli. Bayağı da uğraştık. Malzemelerimiz de eksik. İnşallah bir gelirken malzemelerimizi de köyden getireceğiz.
Evet, gördüğünüz gibi her taraf sararmış. Sonbaharın da gelmesiyle. Evet, burayı da bu şekilde yaptık. İnşallah ucuna getireceğimiz hortumu da bağladığımız zaman iki tane çatımızdan biriken suyumuz tamamen bidonun içine nakil edeceğiz. Bu şekilde de dağ evimizde de su kaynağını yağmur suyundan elde etmiş olacağız inşallah. Evimizin de çevresinde ufak tefek hasarlar var, çamurlardan dökülmeler var. Onlar da artık işimiz bitti, sezon da bittiği için onlara da tamir, tadilat işlerine başlayacağız inşallah. Çevreler tamamen kuru otlarla dolu. Bunları da temizleyip normal bir ev haline getirmeye çalışacağız inşallah. Bacamızın da ölçüsünü aldık. Yeni bir tane baca üstünde getireceğiz. Bir gelirken inşallah yarın ilçeye gidip onu da yaptıracağız. Şöyle evimizin çevresinde geziyorum. Yeni gelen abone olan izleyici arkadaşlarımız var. Onlar da evin çevresini iyice görsünler. Oluk sistemimize de buradan bakacağız şimdi. Gördüğünüz arkadaşlar. Ortalama 1,5 metre iki tane sacımızı genişlettik, kaplayıp bugün büyük oğlum Muhammed'le geldim. Kameranlığı da o yapıyor. Değil mi oğlum? Evet baba. Ne yapalım babam? Ya sen ne yapıyorsun? Yemeği yapmadın mı daha? Yapamam ben. Neyse ben yapar kıvırayım babam yemekleri. Tamam. Ateşimiz de korlaşmaya başlamış artık.
Evet, yemeğimizi de yiyelim. Değil mi oğlum? Evet, tamam. Ondan sonra bir kahve içeriz, yavaşça gideriz. Tamam. İnşallah sistemini güzel ayarlarız. Evet arkadaşlar, tabii artık sezonumuzun da bitti. 2 gün oldu sezonu biteli, otelimiz kapandı. Artık 2-3 ay ara verdik. İnşallah 3 ay sonra tekrar Ocak'tan sonra İş yerimiz tekrar açılıp tekrar iş yerimize gideceğiz. 3 aylık bir boşluk zamanımız var şu anda. Bunu da dağ evimizi düzenleyerek, dağ evimizi daha iyi bir hale getirmeye de çalışacağız. Yemeklik sunum olarak daha güzel yemekler yapacağız inşallah. Şu anda sular burada kuruduğu için sulaş çıkamada sorun çekiyoruz. O yüzden böyle birkaç gün sonra yağmurlarımızı veya suyumuzu da doldurduktan sonra yemek sunumlarımızı güzelleştirmeye, tarif vermeye de tekrar devam edeceğiz. Evet, suyumuz da kaynamış. Evet oğlum, artık kahvemizi içelim babam. Karıştırdın mı sen? Karıştırdım. Sağ olasın, bugün sen de kameraya tutuverdin, yardım ediverdin, malzemeleri getirirken. İnşallah diğer işleri de ben halledeceğim, değil mi? Evet, doğru. Kahve de güzel olmuş, bak tadına bakayım. Evet, köydeki evimizden bahsedeyim biraz. Köydeki odamızdan. Bu odamızın da içi tamamen bitti arkadaşlar. İçini döşedik. Babamın evinde ta Alanya'dan getirdiğimiz koltuk takımımız vardı. O da şu anda babamın evinde. İnşallah birkaç gün sonra bunları da taşıyacağız. Sonra da evimizin dış sıvası kaldı. Dış sıvasıyla düzenlemeleri yapıp tabi umduğumuzdan daha güzel oldu. Biz soğuk olur diye düşünüyorduk. Biraz yere yalnız tahtaları döşedince evimizin içi gayet diğer kerpiç olan evlerden daha sıcak oldu. Şükürler olsun. Dış sıvasını da yaptıktan sonra daha güzel olacağına umut ediyorum inşallah. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Şu anda sıcak değil mi? Sıcak baba. Evet. Bir de dış sıvasını yaptık mı oğlum, ondan sonra düzenlenir. Evet, oluk sistemimiz de bu şekilde. Yalnız oluk sisteminin altındaki uzun boru biraz uzun geldi. Onu da demir bıçkı getirip arkadaşlar yarısından kesip, çünkü mavi bidonumuz bayağı ki büyük olduğu için küçük penceremizin hemen hemen yarısını geçti o bölgeyi. Onun için su giderimizin o altındaki uzun boruyu demir bıçkıyla kesip yeşil boruyu da ona ilave edip oradan o şekilde suyun akımını sağlayacağız. Tabi malzemeyi buraya çıkarması bayağı zor olduğu için, yani malzemede çıkarırken zorluk çekiyoruz. Parça parça inşallah diğer malzemelerimizi de aldığımızda suyumuzu tamamen aktif duruma geçireceğiz.
Güneş de batıyor gayrı. Evet baba. Akşam olur yavaşça. Saat 4'e geliyor oğlum. Hmm. Güneş battı mı buz gibi olur. Burada durulmaz. Güneş batmadan köyün yolunu tutacağız değil mi? Ben yarın gelemem de öbür gün gelirim gene. Yarın Bozkurt'tan diğer malzemeleri de alırım. Çünkü her an yağmur yağabilir. Geldiğinde suyumuzu dolduruyoruz yani. Bak bizim ev buradan görünüyor oğlum. Yakınlaştıralım bir. Şu kırmızı kiremitlinin şu en ilerideki kırmızı kiremitli var ya bak. Nerede şurada? Parmağımızla görünmüyor. Kırmızı kiremitlinin üstündeki ev bak. Tam şu anda kırmızı kiremitli en ileride uçtaki evin bir üstündeki ev bak. Üst tarafı ormanlık. Hemen üstünde araba yolu geçiyor. Tabi bu arada tavuklarımızı da salamıyoruz arkadaşlar. Yukarı ormandan gelen dilkiler mahallemizde tavuk bırakmadı. O yüzden tavuklarımızı da akşam saldığımızda saat 5 gibi salıyoruz. 1 saat, 2 saat hava kararına kadar tavuklarımıza güdüyoruz. Çünkü yeme yemek yetiştirdiğimiz tavukları dilkiler sağ olsun hiç bırakmadılar. O yönden günde anca 1 saat salabiliyoruz şu anda.